Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bunu restore edeceğimden getirdim ama bir türlü restore yapmadım. Böyle bir laşkalaşmış. Ne bu? Bu mu? Mangal. Mangal mı? Hı, bu şekilde. Ha, bunu şimdi aslında. Önce vidalarını sökeceğim. Şuradan penseyi de alayım. Pense neredeydi? Burada. Ben şurada. Gördüm. O pense, o kerpeden mi? Pense. Şimdi şu diğeri. Şöyle önce vidaları tutacağız. Önce onları mı sökeceksin? Hı-hı. Hadi sökelim bakalım. Evet. Olmadı. Farklı vida mıymış bu? Biraz öyle. Bu aynı vidadan. Yo, aynı vidadan. Şey şu da direkt. Oldu. Biraz zorlayacak seni ama. İçine düştü. Şöyle vidaları toplayak tek tek. Sonra lazım olur. Ondan sonra geri bunu güzelce. Nasıl yapacaksın sen şimdi bunu? Bunu mu? Evet. Geri toplayacağım. Şöyle temizleyeceğim. Boyalayacağım. Şu ahşapların ne? Şu şekil önce bir. Görsel olarak düzelteceğim. Bir de sağlamlaştıracağım. Hı? Aynen. Nasıl da bilin bak. Yani öyle yapacaksındır. Başka ne yapabilirsin? Bu arada kedilerimiz miyavlıyor, acıkmış mı ne etmiş? Acıktığına gel. Ya seni gördüler herhalde. Beni mi gördüler, ben de bilmiyorum ki. Kediler geldi. Çakır geldi, çakır. Çakır. Aa, diğeri de geldi, peynir de geldi. Bunlar ziyarete geldi. Dediler bu ne yapıyor bir ziyarete. Diğer gelin. Nerede diğeri? Sütlü nerede? Sütlü bilmiyorum. Şimdi... Baba bunun için aslında şu demir şeyi var ya. Hı. Şöyle ızgarası. Izgarayı evet. Şöyle yerleştireceğin iç kısmına. Olabilir. Altına da şöyle nasıl bir şey yapacaksın ama nasıl? Hmm. Hem sökülür hem de takılır bir şey yapman lazım kül için. Öyle olur mu? Bilmiyorum ki öyle. Elimi şimdi diye atayım arkadaşlar. Bakalım neler yapacağım diye bekliyoruz. Şimdi bu ortalıkta kalsın istedim, biliyor musun? Bu şekilde durmasın. Vidalarında kullanırız. Böyle iyi oluyor. Ama güzel bir şeymiş bu da. Hı. Altta da herhalde malzemelerini koyuyormuş. Alt tahta yerlerini. Evet. Küçük gene. Böyle bir yere gidince de taşınabilir bir şey. Araban genişse içerisine koy. Değil mi? Yani bu. Küçük gene. Siyah şöyle çöp poşetlerine de geçir. Aslında çok da pahalı bunun yenileri şu anda. Ha, bunlar böyle satılıyor muymuş bu? Tabii ki. Onu bilmiyordum. Bu arada sen önceki kadar depona pek girmediğin belli oluyor baba. Evet, bundan sonra girmeyi düşünüyorum. Kış geldi biraz. Bence zor o işler. Hava serinledi. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Annem sana fırsat verirse girersin. Niye? Annem sana bir sürü iş çıkartıyor çünkü. Çıkarsın. O yüzden dolayı. Ben de anneme çıkarırım. Olur. O da olur. Sivri kolumu ısırıyor, daha kalsın. Bak bir sürü vidası varmış bunun. Bayağı bir vida çıktı. Arkadaşlar babamın burası kendi atölyem oluyor. Atölye. Çalışma yeri. Buralar biraz tembellik yapmış. Ortalığı dağıtmış. Aşağı yukarı 4 aydır, 3 aydır girdiğim yok. Aynen öyle. Baba buradaki malzemelerini mesela taşınmış olsak ne yapacağım? Paketleyeceğim, götüreceğim. Nereye koyacağım? O gittiğim yerde yaparım öyle bir şey. Ha, yaparsın. Hı-hı. Yine ama böyle bir yer alırız, böyle bir ev olursa müstakil anca öyle yaparsın. Aynen öyle olacak. Diğer türlü evin geniş olacak da bir odan fazla olacak, malzemelerini koyacağım. Ya benim işim zor. Senin işin de zor, gerçekten zor. Annemin o kadar bir sürü malzemeleri var. Annem zaten kendini düşünüyor. Diyor ki ben diyor o kadar şişeleri nereye koyacağım diyor baba. Zaten onun için taşınmayı istemiyor, sevmiyor. Biraz öyle herhalde. Bir de yorulmuş artık taşınmaktan. Çakır gidiyor. Kızım ne arıyorsun orada?
bir parçasını söktük. Şöyle kenara koyuyor. Şimdi o diğer tarafı da sökmen lazım. Hepsini sökeceğim. Bütün malzemeleri çıkartacaksın. Hı-hı. Ayağına düşürme de. Düşmez. Elindeki matkap diyorum. O şey neydi onun adı? Pense mi? Yok yok, şu söktüğün şeyin adı. Sen adı matkap. Hey matkap. O çok iyiymiş. Tabii ki. Ne kadar gidiyorsun şarjı mesela? Kullanmaya bağlı, işe bağlı. Öyle mi? 1 saatte gider, 2 saatte de. Değil mi? Kullanma şeyine göre değişiyor diyor. 1 günde gider, 2 günde, 3 günde gider. Aşağı yukarı hiç doldurmadım. Kaç aydır da. Fazla kullanmadın ki. İşte kullanmadığım için. Uzun süreli gidiyor. Evet. Oraya köşesinde soktun sanırım. Ay ne evet. Kadar çok vidası çıktı. İşte hep bunlar bir yerlerde. İkinci köşe de tamam. Şimdi son köşesinde. Bu da paslı. Paslanmış mı orada? Hı-hı. Bunu da sökersek tamamdır bu işlem. Bacaklarını da sökeceksin mi? Babam şu an kendini işe verdiği için beni duymadı arkadaşlar. Hı-hı. Bacaklarını da sökeceksin mi? Hepsini sökeceğim. Hep dağıtacağım. Hey komple. Baştan yaratacaksın yani. Bu sökülmeyecek tabii. Niye? Onu bir ilaçlamam lazım. İlaç ne ilacı? İlaç mı yağ mı? Yağ. Genelde yağ sürüyorlar pasta şeye benim bildiğim. Pasta açmak için. Aynen. Mesela kapılar gıcırdayınca da böyle kapılar aralarına yağ sürünce gıcırdamasını kesiyor. Beni gördü hemen bakar mısın? Sen de alıştın değil mi? Biri orada debeleniyor, biri burada debeleniyor arkadaşlar. Kaçıyordu bak. Sen nereye kendi, kaçıyorsun? Gelsene kendi, peynir. Kendi çıkıyor kalan bak. Aha öbürü de geldi yanına. Ne oldu? Arkadaşlar ben bunun adını sütlü koydum. Hah indi gitti. Gel. Bu da oda sevdiriyor oğlum. Bu sütlü. Gel. Bu peynir arkadaşlar. Nereye gitti? Şurada çakır. En yaramazları da sensin ama değil mi? Çakır mı? Evet. Yok ya çakır zeki. Arkadaşlar. Hayır çakır oraya sabır. Oraya çıkma kuzum. Arkadaşlar kapının girişinde tel var. İç kapının girişinde. Alışmış o alttan girip çıkıyor eve. Diğerlerini de alıştırmış. Sabah kapıyı açar açmaz direkt eve giriyorlar. Ay sütlüye bak sütlüye. Ne yapıyorsun kuzum? Alıştın mı sen? Gel. 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 Annem alışmış bu. Bir şey yapmıyor artık bana da. Önceden şey yabancılıyorlardı arkadaşlar. Şimdi yabancılamıyorlar. Oh babasının kucağına da oturmuş. Ne güzel. Ne oldu? Kıskandın diğerlerini kovdun mu? Ne? Kıskançlık mı yaptın?